dışarıdaki düşman PKK. Dışarıdaki düşman DAİŞ. Dışarıdaki düşman Fransa, ABD. Bunlar dışarıdaki düşman. İçerideki düşman FETÖ, FETÖ. Senin gibi namaz kılıyor. Senin gibi İslam'ı anlatıyor. Seni ben Ehl-i Sünnetim diyor. Ama içerideki düşman Sinsi. Amerika büyük şeytan Amerika kullanmış. Benim tanrımı kabul edeceksin demiş. Tanrımı kabul etti. Ve geldi darbe yapmak istedi. Bize Fransız usulü bir İslam getirdi. Kur'an'ın yarısını kabul ederiz. Yarısını kabul edemeyiz. Yahudi ve Hristiyanlarla alakalı ayetleri, peygamberimize itaatle alakalı ayetleri kaldırmak zorundayız. Tamamını Kur'an'dan çıkartmak zorundayız dediler. Sahte sahte hocalarıyla, sahte sahte proflarıyla televizyonlara çıktılar. O TV'lerde bizleri çıkartmadılar. Bu sahtekarları üç kuruşa Allah'ın dinini satan, Amerika'nın tanrılığını kabul eden sahtekarları çıkarttılar. Ve bu milletin inancıyla oynadılar. Şimdi internete bir giriyorsun, iki grup çıkıyor. Bir, 14 asırlık İslam'ı, Muhammed Aleyhisselam'ın İslam'ını anlatanlar. Bizim gibi ehli sünnet. İki, Muhammed Aleyhisselam'ın içinden çıkartıldığı Fransız usulü ya da Amerikan usulü İslam'ı anlatanlar. Kur'an'ın yarısını çöpe atanlar. Mealciler. ılımlı İslamcılar, ılımlı dilimli İslamcılar böyle böyle sapık sapık 100 tane tarikat, 100 tane cemaat piyasaya sürdüler. Her hafta bir tane, iki tane Mehdi'ye rast geliyorum. Her hafta bir tane peygamber bana mesaj gönderiyor. <laughs> bana tabi olmazsan kurtulamazsın Kerem Hoca diyor. Aman Allah'ım ya, aman Allah'ım ya. Kurban oldum Allah'ım. Her, istisna değil, mübalağa etmiyorum. Her hafta ya bir Mehdi ya bir peygamber benimle muhatap oluyor. Tabi biliyorlar en çok sahtekarlara kim reddiye yapıyor? Bu adam reddiye yapıyor. Bu adamı kandırabilirsek 300-500 milyon TL ile. Ya sen beni 300-500 milyona kandırabilir misin ya? Mümkün mü böyle bir şey ya? Parayla kandırabilsem, benim YouTube kanalımı reklamı alsam her ay bana 50 bin TL para gelir. 50 bin TL'yi gözünden çıkartmış bir adam, bunu istemeyen bir adam sırf İslam'ı tebliğ etsin diye. Sen bu adamı parayla kandırabilir misin? Mümkün mü? Tekstilci kardeşim bana mesaj atmış Instagram'dan. Kardeşim, hocam hoca değil, İslam'la hiçbir alakası yok belli. Kardeşim, kanalınız çok aktif, izlenme sayısı çok yüksek. 1 milyon TL teklif etmeye hazırım. Hiçbir videonuzu silmeyeceğim. Tekstil reklamları yapacağım. Benim videoların üstüne orada manken kızlar sarışın da esmer de kumral da çıplak çıplak şeyler giyecekler. Kerem Hoca'nın videosundan bir video sonra çıplak kızlar çıkacaklar. Tekstil. Kardeşim her ay ben 50 bin TL'yi elimin tersiyle itiyorum. Sence hayatımın 30 yılda ticaretle geçti. Ticaretle de bilen bir adamım yani. Sence aklı başında bir adam, 50 bin TL'yi iten bir adam 1 milyona bu sayfayı satar mı? Vallahi kardeşim dedi takdir ettim. Yani büyük bir iş dedi. Peki bir buçuk milyon versem olur mu dedi. <laughs> Seviye yani sosyal medya seviyesi maalesef çukur. Alçağın da bir seviyesi vardır yani. Çukur sosyal medya gençleri Z kuşağını zombi kuşağına dönüştürdü. Çukur. Anlattım anlattım. Dedim belki onlar namaza falan başlar. Birkaç videomu seyrederse a düşürebilirim. Yok. Hayatı para kazanmaktan ibaret. Toprağa kadar tamam çok büyük bir zengin olabilirsin. Para kazanabilirsin ama bütün kazancın toprağa kadar. Senin öyle bir sanatın peşinde olman lazım ki gelirin kabre girdiğin anda da akmaya devam edecek. Bunu nasıl yapabilirim? İslam davetçisi olacaksın. Ücretsiz bir şekilde Allah'ın dinini insanlara aktaracaksın. Allah da bütün kullarının kalbine melekleri vasıtasıyla senin sevgini koyacaklar. Nerede bir adam seni görse hocam nasılsın iyi misin diyecek yanına gelecek. Eline salacak, öpmeye çalışacak. Sen de kardeşim ben o kadar yaşlı değilim diyeceksin. O kadar yaşlı değilim. Salacaksın buna resim çekil. Bu sevgiyi kim veriyor? Allah Teala Hazretleri veriyor.